Merhaba arkadaşlar. Kimya çözümlerine başlıyorum. Evet, 11. sorumuz. Demir parçası nemli erlen içerisine atılıp erlenme ayarının ağzına şişirilmiş bir balon geçiriliyor. Bir süre beklendikten sonra erlenme ayar bulunan katının rengi değişerek kahverengiye dönerken balonun biraz söndüğü gözlemleniyor. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın, buradaki demir demek ki balonun içindeki oksijenle tepkimeye girmiş. İşte renginin değişimi de kimyasal bir değişim olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. Balon sönmüş, neden? İşte balonun içindeki oksijen kullanılmış çünkü. Demir metali erlenme yer içindeki oksijenle tepkimeye girmiştir, doğru. Toplam kütle, biliyorsunuz kimyasal tepkimelerde kütle korunur, doğru. Katı kütlesi zamanla artmıştır. Evet arkadaşlar, demirin üstüne oksijen de ekleneceği için demirin, yani katının kütlesi artmıştır arkadaşlar. Bunların üçü de doğrudur. Edirne'dir doğru cevabımız. Evet, devam ediyorum diğer soruyla. Şimdi arkadaşlar, aslında hani 10. sınıfta formül bulma kısmı yok ama burada sorulmuş, çözelim. Eşit kütlelerde alınan X ve Y elementleri tepkimeye girdiğinde 8 gram Y elementi artarken 24 gram bileşik oluşmuş. Oluşan bileşiğin basit formülünü soruyor. Arkadaşlar daha bunları görmedik ama olsun, yapacağım yine de. Basit formülü bulmak için elementlerin mol sayılarını bulacağız. En küçük tam sayıya çevireceğiz arkadaşlar. Mollerini bulmak için de kütlelerine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi X ve Y elementleri birleşmiş. Bir bileşik oluşmuş. Eşit kütlelerde almışım. M gramı M gram aldık diyelim. 8 gram Y elementi artmış. 8 gram bundan artan var. Biliyorsunuz birinden artan varsa öbürünün hepsi kullanılır arkadaşlar. O zaman bunun M gramının hepsini kullanmışım. Bundan bir miktar kullanmışız. 8'e artmış. 24 gram da diyor bileşik oluşmuş. 24 gram bileşik oluşmuş. Arkadaşlar, kütlenin korunumu kanunundan tepkimeden sonra ortamda 24-8 daha kaç gram madde var? 32. Son durumda 32 ise başlangıçta da ne kadar olmalıydı arkadaşlar? 32. Yani o zaman 2M kaça eşitmiş? 32 grama eşit. M eşittir, buradan ne buluruz arkadaşlar? 16 gram buluruz. M demek ki 16 gram. Şöyle yazıyorum. 16 almışım, 8'i arttıysa demek ki kaçını kullanmışız? 8. 16 almışım, kalmamış, demek ki hepsini kullanmışım arkadaşlar. Yani bakın, bileşikte 16 gram X'e karşılık 8 gram Y varmış arkadaş, onu buldum. Şimdi bunların mol sayılarını bulacağım. X'in mol sayısı M bölü MA formülünden 16 bölü 32. 16, MA'sı 32, bakın nedir bu? 1 bölü 2. Y'nin mol sayısı 8 bölü 24. Sadeleştirdim, nedir? 1 bölü 3'tür arkadaşlar. Bulduğum molleri altına yazıyorum. X'i 1 bölü 2 buldum. Y'yi 1 bölü 3 buldum. Şimdi bunları tam sayıya çevirmem lazım. İkisini de 6 ile çarpayım arkadaşlar, tama geçmek için. 6 ile 2 sadeleşti, 3. 6 ile 3'ü sadeleştirdim, 2. Yani o zaman X 3, Y 2'ymiş. Adana doğru cevaptır arkadaşlar. Evet, geçiyorum bu sorumuzu da. ...2.4 gram kükürt ve yeteri kadar demir tepkimeye girdiğinde en fazla kaç gram Fe2S3 bileşiği oluşur diyor bize arkadaşlar. Şimdi bu tarz soruda sabit oran sorusu arkadaşlar. Önce Fe2S3'teki sabit oranı bir hesaplayacağım. Bakın, 2 mol demir var bileşiğimizde, 3 mol kükürt var. 2 çarpı demirin atom kütlesi 56, 3 çarpı 32. 2 ile 32'yi sadeleştirdim, 16. 16'yı 8'e böldüm, 2. 56'yı 8'e böldüm, 7. 7 bölü 6'dır arkadaşlar. Bu ne anlama geliyordu? Sabit oranım 7 bölü 6'ymış. 7 gram demire karşılık 6 gram kükürt birleşiyor. 7, 6 daha kaç yaptı arkadaşlar? 13 gram demir 3 sülfür bileşiği oluşuyor. Biz ne kadar kükürt almışız? 2.4 gram. Kükürdün altına geldim. 2.4 gram kükürt almışım. Kaç kat arttı arkadaşlar? 6'dan 2.4'e 0.4 kat. Bunu da o zaman 0.4 kat arttırıyorum arkadaşlar. 4 katını alın hatta öncelikle. 4 kere 3, 12, elde var 1.
52, 0,4 olduğu için ne olacaktır? 5,2 gram olacaktır. 0,4 kat oranında arttırdık. 5,2'yi bulduk. Tıp piyasasında kullanılan oksijen için belirtilen A ne kadardır demiş. Hani kolay bir soru. Denemenin belki en kolay sorusu arkadaşlar. Kimyasal tepkilerde kütle korunurdu. Burası kaç gramsa burası da o kadar olacak. Burası 16 olduğuna göre burası da 16 gram olmalı. O zaman 16'dan 12,8'i çıkartırsak arkadaşlar 3,2 olarak buluruz A'yı. Denizli doğru cevaptır. Yine formül bulma sormuş maalesef arkadaşlar. Bakıyoruz. X ve Y atom arasında oluşan bileşikle ilgili kütlece %40'ı X'tir. Yani 4 gram X varsa 6 gram Y var. %40'ı X ise %60'ı Y. Sadeleştirdim. 4'e 6. X ve Y'nin atom kütleleri eşittir diyor. Bileşiğin formülünü soruyor. Ne yapacaktım arkadaşlar? N eşittir M bölü MA'dan mollerini bulup tam sayıya çevirecektim. X'in molü o zaman 4 gram. MA'sını MA diye göstereyim. Y'nin molü 6 gram. MA'sını MA diyorum. Çünkü bakın atom kütleleri eşit diyor. Yani MA'lar birbirine eşit. X'in molünü ne buldum? 4 bölü MA. Y'nin molünü ne buldum? 6 bölü MA. MA ile çarpıp ikisini de MA'ları yok ettim. X4, Y6 sadeleştiriyorum. X2, Y3 olarak buluruz arkadaşlar. X2, Y3'müş. Sadeleştirdim. Buldum. Katlı oran sorusu. A ve B element arasında oluşacak iki farklı bileşik formülü kullanacak kütleleri verilmiştir. X değeri nedir diyor arkadaşlar. Bakıyorum. Katlı oranda biliyorsunuz elementlerden birinin miktarını sabit tutuyordum. Diğerinin kütleleri arasındaki oran katsayılar arasındaki oranı eşitti arkadaşlar. Şimdi 4'e 2 vermiş, 12'ye x diye vermiş. A'lar bakın 1'e 1. A'ların miktarını eşitleyeyim o zaman. Bunu arkadaşlar 2 ile çarparsam o zaman burası da 4 gram olur. Bu da ne olur o zaman? 2x olur. Şimdi A'lar aynıyken B'lerin kütleleri oranı katsayıların oranına eşittir. Yani 12'nin 2x'e oranı 3'ün 1'e oranına eşittir arkadaşlar. 12 ile 2 6. 6 ile 3 sadece şimdi 2. X eşittir. Buradan ne buluruz? 2 buluruz. Hangilerinde toplam kütle 44 gramdır diyor. Bakalım arkadaşlar. 1 mol karbondioksit. 12. 2 çarpı 16, 32. Topladım ne yaptı? 44 gram. Evet bu 44 gramdır. Avogadro sayısı kadar N2 mol. Avogadro sayısı kadar yani N tane. N tane ne demek arkadaşlar? 1 mol N2O molekülü diyor. 1 mol N2O'yu hesaplayacağım. 2 çarpı 14 artı 16, 28, 16 daha kaç yapar arkadaşlar? 44 gram yaptı mı? Evet, o zaman bu da 44 gram. Bir tane N2O molekülü, bir tanenin kütlesinde ne yapıyorduk arkadaşlar? N2O'yu 44 buldum ama bir tane deyince neydi? 44 bölü N gramdır bu. 44 değildir yani. Hangileri 44 gramdır? 1 ve 2 Denizli doğru cevaptır. Mol sorusu arkadaşlar. 0,4 mol amonyak molekülünde hangileri bulunur demiş. Bakalım 0,4 mol amonyak. 0,4 mol azot atomu diyor. Diyeceğiz ki arkadaşlar 1 mol amonyakta 1 mol azot varsa 0,4 molde 0,4 mol azot vardır. 0,4 mol azot. Dolayısıyla birincisi doğrudur. 1,2 gram hidrojen diyor. Hep 1 molünden gideceğim. 1 mol NH3'te 3 mol hidrojen var. 3 mol hidrojen ne kadar arkadaşlar? 3 gram. 1 molünde 3 gram hidrojen var. 0,4 molde ne kadardır diyorum. 4 kere 3, 12. 1,2 gram hidrojen vardır. Doğru. 2,4 tane amonyak molekülü. Molekül sayısını soruyor.
1 molde arkadaşlar Avogadro sayısını bulalım demiş. 1 molde 6 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül varsa 0.4 molde ne kadardır diyelim? 2.4 çarpı 10 üzeri 23 tane moleküldür arkadaşlar. Doğru. 3'ü de doğrudur. Avogadro sayısının 4 katı kadar atom içeren CO için hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Avogadro sayısının 4 katı kadar atom içeren, yani 4n tane atom içeren CO için soruyor. Şöyle diyelim. 1 mol CO'da 1 mol karbon, 1 mol oksijen, 2 mol atom var. Kaç tane atom var? 2n tane atom var. 1 molünde 2n tane atom. Benimki ne kadar içeriyormuş? 4n tane atom. 4n tane atom içeren kaç moldür diyorum arkadaşlar. 2 katı olduğuna göre bu da 2 kat artacaktır. 2 moldür. 2 moldür doğru. Kütlesi 56 gramdır. 12, 16, 28 gram. 1 molü 28 gramsa 2 molü 56 gramdır. Doğru. Bu kadar tane molekül içerir. 1 molde 6,02 10 üzeri 23 tane molekül vardı. 2 molde ne kadardır diyelim? 12,04 10 üzeri 23 tane moleküldür. 1,204 demiş, bu yanlış arkadaşlar. Öbürlerine de bakalım. Toplam 4 mol atom içerir. 4n tane atom 4 mol demek zaten. Ya da şöyle yapabiliriz de. 1 mol CO'da 2 mol atom varsa 2 molde 4 mol atom vardır. 2 mol karbon içerir. 1'de 1 mol karbonsa 2'de 2 mol karbon vardır. Doğru. C şıkkı yanlış. Evet arkadaşlar, yine yasalardan bir soru. Karbon ve hidrojenin top çubuk gösterimlerini vermiş. Şimdi bileşiğin formüllerini çıkartalım. Birinci bileşiğimizde 3 tane karbon var. Bakın C3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3, H8. İkinci bileşiğimde 1 karbon var. 4 hidrojen var. Birinci bileşikte kütlece birleşme oranı diyor. Birinci bileşikte 3 mol karbon var. 8 mol hidrojen var. 3 çarpı 12, 8 çarpı 1. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 3 kere 3, 9 bölü 2 arkadaşlar oranım. 18 bölü 3'tür demiş, yanlış. İki bileşik arasındaki katlı oran 3'e 2'dir. Şimdi C3H8 ile CH4 arasında katlı orana bakacağım. Katlı oranda arkadaşlar elementlerden birinin miktarını sabit tutuyordum. Karbon 3 ya, şunu 3 ile genişletiyorum. C3H12 oldu. Karbonlar eşitken hidrojenler arasında 8'e 12. 8 bölü 12. Sadeleştirelim. 4'e bölersem 2 bölü 3. 3 bölü 2 olabilir demiş. Hatırlayın, ben karbonları sabit tuttum. Hidrojenleri sabit tutsam 3 bölü 2 olur. O yüzden doğru. İkinci bileşiğin kütlece %75'i karbondur. CH4'ün emasını hesaplayalım. 12, 4 çarpı 1 daha kaç arkadaşlar? 16 gram. 16 gramın, 16 gram CH4'ün 12'si karbon. 1 molü karbon ya arkadaşlar. 12'si karbon. Yüzde kaçtır diyelim? 100 çarpı 12 bölü 16, 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3. 300 bölü 4 nedir arkadaşlar? 75'tir, doğru. Hangileri doğrudur? 2 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.